Sağlarından, sağlarından, sollarından azdırırım. Senin muhlis, ihlas sahipleri hariç kimse benim şerrimden kurtulamaz. Sonra iblis Allah'tan 10 şey istedi. Bunu okumayı iyice kalbime koydum. Huzurunuza geldim, okuyorum biiznillahi teala. Ey iblis, Rabbinden neler talep ettin? 10 şey talep ettim. 1. Allah'tan beni insanların malına, evladına ortak etmesini istedim. Kabul etti. Her besmelesiz kesilen hayvan etinden, faiz haram karışan yemekten yerim. Şeytandan, Allah'a sığınmayan malından ortalı. Hanımı ile yakınlık anında şeytandan Allah'a sığınmayan kimseyle beraber olurum. Bu yakınından meydana gelen çocuk bize itaat eder, sözümüzü dinler. İşte burası çok zor. Bunun için de tefsiri getirdim. Bu bahis, şeytanın bu bahsi ayet ile sabittir diye Resulullah'a buyurdu. Ya Resulallah, Allah'tan diledim ki beni Ademoğullarının malına, evladına ortak etsin. Malına, evladına ortak etsin. Çocuklarımıza şeytan ortak olacak. Bu ortaklık talebimi yerine getirdi. Onlara ortak ol. Mallarına, çocuklarına ortak ol. Onlara vaat et. Halbuki şeytan büyük bir gururla insanları kandırır. 17. sure 64. ayetmiş. 14. sureyi buldum. O sure hangisiymiş? Sure-i İsra. 14. düzeltiyorum. 17. sure, Sure-i İsra. 64. ayeti celile. İşte huzurunuza getirdim. Allah hepimizin muradını nail etsin. 17. sure, Sure-i İsra. 64. ayet. Buldum ayetleri. 61, 62 koca koca kırmızı kalemlerle yazdım. 61. Zikret Habibim şu zamanın ki biz meleklere Adem'e secde edin dedik. Bizim bu emrimiz üzerine melekler secde ettiler. Ancak iblis secde etmedi. 61. ayet. 62. İblis emrimize muhalef ve itiraz ederek dedi ki kokmuş çamurdan, Allah aşkına dinleyin, bunu bu tefsirde gördüm. Kokmuş çamurdan halk ettiğin kimseye ben nasıl secde edeyim? 40 gün bekledi, salsal oldu. Ne diyor iblis bize hakaret için? İşte vallahi yalan okumuyorum. Aha, Mustafa Hoca şahit olsun. İblis emrimize muhalef ve itiraz ederek dedi ki kokmuş çamurdan halk ettiğin kimseye ben secde eder miyim? Bu gibi halis çamurdan halk olunan zata benim secde etmem meftulu efter üzerine tercih olduğundan ona secde etmek şerefime mani değil midir? Ben ondan eftalim. Kokmuş çamurdan yaptığım beni Adem'e secde etmem benim şerefime mani değil midir? Ben şerefimden düşerim, şerefsiz oğlu şerefsiz. Allah aşkına dinleyin, bu çok korkunç. Başka tefsirler var. Bunun gibi böyle idrak ve ihatayı açacak mübarek kelimeler az. Kendisi eftalmiş, ateşten yaratıldığı için efendim tercih olduğundan benim secde etmek şerefime mani değil midir? Bu emir azizi zelil, zelili aziz kılmakla emrolunduğundan aklın hilafı bir emirdir. Tefsir sahipleri diyor ki bu emir akla girmez. Çünkü aziz olan bir şey ondan mertebe ve derecesi düşük olana, bilmem şuraya gelsin.
Ona secde etmem şerefi mani değil midir? Ben azizim. Azizi zelil etmen. Zelili azil kılmakla olduğundan. Zelil kim? Adem aleyhisselam. Şeytan aziz. Azizi haşa zelil olan Adem aleyhisselama secdeyle emretmekle aklın hilafı bir emir değil midir? Allah'ın azametini ben diyemiyorum, dilim varmıyor ki. Allah'ın azametine dil uzatıyor. Vahiy itirazı kalkıştı. Bununla iktifa etmedi, yetmedi. Sözüne şunu da ilave etti. Haber ver bana ya Rabbi. Vallahi ben kendim bir tane kelime katamam, küfre gider adam. Haber ver ya Rabbi. Şu benim üzerime tekrim ve tazim ettiğin zatı. Benim üstüme tazim ettiğin bu Adem aleyhisselamı bana nispetle onun kerameti nedir? O benden niye üstündür? Ben niye ona secde edeceğim? Ya bu kadar Allah'a isyan olur mu ya? Hiçbir yerde bu yok ha, bu tefsir bir yerde yok. Bana haber ver ya Rabbim. Şu benim üzerime tekrim ve tazim ettiğin zatı Adem Safiyullah'ı bana nispetle onun kerameti nedir? Ona tazim ettiğimden dolayı beni dergahından tard etmek doğru mudur? Vallahi ben bir kelime katmıyorum. Zat-ı uluhiyetime yemin ederim ki eğer benim onun zürriyeti içinde yevmi kıyamete kadar tehir ipka edersen elbette ben onun zürriyetini itlal, kandırırım. İva aldatırım. İlla onlardan az bir kimseyi iva edemem. Kim onunla? Demin okuduk muhlis ihlas sahipleri. Evsafı kalplerinde mal mülk sevgisi yok. Ben Adem'e kıyamete kadar adavet edeceğine yemin etti. İşte iblisin bu yemini Kur'an'da Cenab-ı Hak defaatle beyan buyurdu. Defalarca şeytanın bu yeminini bize gösterdi. Ümmeti Muhammed'in iblisin şerrinden hazer üzere bulunmalarını, korku üstüne bulunmaları lazım olduğunu tavsiye etti. Çünkü mühim olan bir şeyin ehemmiyeti tekraren söylüyor. Oğlum sana kaç oldu söylüyorum. Oğlum sana kaç oldu söylüyorum. Önemli haberi birkaç defa tekrar etmek adaptandır. Şimdi çocuğu ortalığa gelelim. Biraz geriden aldım. 2003 yılında bunu okumuşum. 6 Ocak'ta mal evlatta ortak olmak. 64. ayeti celile. Ey iblis! Yaslanmasanız, yaslanmak size gaflet veriyor. Malın evlada nasıl ortak olacak onu söyleyeceğiz şimdi. Ey iblis! Ey iblis! Beni Adem'den ifalına kadir olduğun kimseleri sağdan ile davetinle durma izac et, rahatsız et. Sen binitli yaya askerlerine onlar üzerine sayah eyle. Sen onlara mallarında, evlatlarında iştirak et. Onların mallarına iştirak et. İştirak etmek ortak olmak. Ne kadar? Yüzde şu kadarla iştirak et. Yarı yarıya bütün %70, %10. İşte o ayet bu. 64. ayet. Sen onlara mallarında, evlatlarında iştirak et, ortak ol. Ve sen onlara bir takım yalanlarla vaat et. Halbuki şeytan onlara vaat etmez. İlle bir takım batıl şeyleri tezinat, süslenmekten ibaret olan gururla yad eder. Peki nedir bu ortak olmak? Nasıl tefsir etmişler? Gelelim şimdi. Ey iblis! İlahi evmil kıyam sana mühlet verdi. Mühlet verdim. Oyunlar, teganniler,
çalgılar, sadarlarla onları Allah'ın birliğinin caddesinden, istikametinden çıkarmaya davetinde sayet. Vesveseyle zihinlerini boz, acele et, onları izac, çok rahatsız et, masiyet cihetiyle tahrik et, imanda kavi ve zayıf olanlar temeyyüz etsin. Sen böyle yap, kimin imanı zayıf ise, burası çok zor, imanda kavi, zayıf olanlar temeyyüz etsin, görülsün. Kim imanda kavi görülsün. Beni Adem'in imanlarında sabit etmesine binaen onları imandan firar ettiremezsen, imandan çıkaramazsan askerlerini onların üstüne sal. Mallarında zinaya davet et. Edyan batıyı sevkle, çocuklarına sen şerik ol. Edyanı batın, batın dinler. Sen onları ateşperest yap, mecusi yap, Yahudi yap, ne yaparsan yap. Sen onlara, çocuklarına ortak ol. Mallarında zinaya davet et. Ednayı batılı sevkle, çocuklarına ortak ol. Onların dinlerinin değişik dinlerle çocuklarına saptır. Değişik dinlere sok, çocuklarına ortak ol. Evet. Şimdi bunu açıklamış. Envalde iştirakle murat, haramdan kazanıp harama sarf etmek mallarına ortaklıktır. Şeytanın, sen onların mallarına ortak ol. Nasıl tefsir etmiş müfessir tefsiri hazinde? Hazinde envalde iştirakla murat, mallarında ortak olmakla murat, haramdan kazandır, harama sarf etsinler. Bu malda ortaklıktır. Ya evlatta ortaklık, şeytanın iştirak ettiği evlatla murat, zinada, zina çocuğu olursa o şeytanın çocuğu. İki, esbab-ı hürmetten, hürmet edilecek dinin hukukundan bir sebeple hasıl olan edyan batıla, batıl dinlerin işi gibi cinsel teması yapmak, efendim, evlat ve helaline yakın olduğundan besmelesiz hasıl olan evlattır. Şimdi bunu tefsir edelim. Evlatla murattan maksat zinakarlık yaptır onlara. Zina çocukları şeytanın çocuklarıdır. Dinin, İslam'ın hürmet edilecek hukukunu batıl dinlerin çirkinlikleri gibi boz. Nasıl? Bir kadını çırılçıplak soymak, erkeğin anadan doğma soyulması, haşa haşa, yataksız, yorgansız, üstünde bir örtü bulunmadan batıl dinlerdeki gibi karı kocanın müşterek harekatı çocukların veledi zina olmasına sebep olur. Hangi zina? Kim zina? Şeytan ortak olur. Şeytan da hanımla cinsi temas yapar. Ne zaman? Besmelesiz yatılırsa. Sonra en önemli şu: hürmet edilecek hukukları terk ederse, çırılçıplak olmak Allah'ın azametine yakışmaz, huzurunda çırılçıplak. Kadın çırılçıplak, erkek çırılçıplak, üstlerinde hiçbir şey yok. Edebi esbab-ı hürmet rencide edilmiş, Allah'tan korkmuyor, haya etmiyor, utanmıyor. O çırılçıplak, o da çırılçıplak, şeriata uymayan çirkinliklerle, söyleyemiyorum, şeriata uymayan çirkinliklerle cinsi temasta bulunulursa, iki, besmele çekilmezse o senin evladındır. Şu ilk anlattığım en korkunç şey, kadının avret mahalli, mahrem yerlerini
anadan doğma soyarak teşhir etmek, erkek de anadan doğma, ikisi birbirlerine horozla tavuğun yapıştığı gibi yapışırsa, bu doğrudan doğruya hürmet sebeplerinden uzaklıktır. Şeriyete uymayan sevişme usulleri diyemiyorum, Allah biliyor. Filmlerde, kitaplarda duyulan erkeğin kadının rezilliğini, kadının erkeğin rezilliğini intihac eden, hürmete yakışmayan sebeplerle cinsi temas olursa, hasreten besmeleyi şerifi de çekmezse, o evlat şeytanın evladı olur. Şu halde cenabet yapmamak farz olduğu gibi, mahremiyetle hürmet sebeplerini ortadan kaldırıp kadının en mahrem yerlerini çırılçıplak, erkek en avret mahrem yerlerini çırılçıplak, hiçbir örtü olmadan, melaikelerin gözü, nebilerin ruhaniyeti, velilerin ruhaniyeti huzurunda sarmaş dolaş edepsizce hürmet sebepleri ortadan kalkacak, sarılma, öpüşme, birbirlerine diyemediğim hallerle yaklaşırsa, bu doğumdan hasıl olan çocuk, şeytan da o kadınla cinsi temas yapar. Allah düşmanı şeytan, ondan doğacak çocuk da yahu şeytanın çocuğu gibi dedirtir. İşte bunda esbab-ı hürmet, ya esbab-ı hürmet, hürmet sebepleri, çırılçıplaklar, örtünmüyorlar, sarmaş dolaşlar, mahremiyet öpüşmeleri, akla gelmedik ecnebinin diğer kavimlerin cinsel temasları, hasreten kadına erkeğin arkadan yaklaşması, erkeğin erkeğe arkadan yaklaşması, Lut kavminin en çirkin işidir ki böyle haller şeytanın da o kadınla cinsi temasına sebep olur. Bundan doğacak çocuğun kanında şeytanın kanından parça bulunduğundan, malına haram katarak ortak olduğu gibi canına da haramlar katarak defalarca hürmetsizlik. Anlatılmaz ki, nasıl anlatayım, her şey denmiyor ki. Diğer dinlerin cinsel temasları gibi İslam'ın hürmet ve adabına, melaikelerin görmesine, nebilerin ruhaniyetinin şehadetine, velilerin ana babanın ziyarete gelmelerindeki şahitliğine binaen o cinsi temas şeytanla cinsi temas sayılır. Besmelesiz. Onun için adam adamın çocukluğunda Afyon'da besmelesiz oğlu besmelesiz diye hakaret ederlerdi. Besmele şeytanı kovar. Cinsi temasta, yemek yemekte, su içmekte, yatağa girmekte, karı koca muamelesinde evuzu besmele şarttır. Şeytan ortak olmasın diye cinsi temasın evvelinde İhlas, Felak, Nas sureleri, Ayetel Kürsi, Amenin Resulü, La havle ve la kuvvete illa billah gibi zikirler çekilirse şeytan o cinsi temastan uzaklaşır. Kadın erkek illa üstünü örtmesi lazımdı. Omuzdaki melaikeler şahit olur. Bir insanın üzerinde 360 türlü hafaza melaikesi vardır. Onların huzurunda rezail işlemeyin bunun içindir. Böyle olursa o çocuklar şeytanın da ortak malı olduğundan cinsi teması besmelesiz yemeği yediği gibi şeytanın cinsi teması da şeytanla ortak kocası bir yaptıklarında
Yüzde kaç şeytan o işe iştirak ediyorsa yüzde o kadar çocuk şeytanın da çocuğu olur. Diyemiyorum, daha başka desem nasıl anlatacağım? Diğer dinlerin, ahlaksız insanların cinsel teması gibi akla hayale gelmediği çirkinliklerle, diyemiyorum daha fazla, herkes hatırlarını anlar. Şeytanın çocuğu olur. İşte ayette okuduğum tefsirinde 3022. sayfa, evlada mala ortaklık, haramdan kazanıp harama sarf ederse, haramdan kazandırmak şeytanın ortaklığı olur. Cinsel münasebeti şeytanla beraber yaparlarsa o çocuk da veled-i şeytan olur. Var mı anlaşılmayan diyebildim mi? Allah için utanıyorum diyemiyorum ki her şeyi. İşte tefsir 3022. sayfa. Şeytan şurada onu bulacaktık, atladım ben, aman zaman derken onu bir bitireydim şunu ya Rabbim. Şurasını bitireydim, yarı kaldı, burada mıydı o, şurada kaldı, şunun içerisinde kaldı. Ya Rabbi, Resuller gönderdin, kitaplar inzal ettin, Beni Adem kitaplarını kıraat ederler, ben ne kıraat edeceğim? Şeytan diyor, İnsanlar Beni Adem'in kitaplarını, fıkıh, tefsir, hadis kıraat ederler. Ben ne kıraat edeceğim? Şeytan diyor. Şeytanın bu sualine Cenab-ı Allah, senin kıraatın şarkılardır. Ben ne kıraat edeceğim? Fıkıh, tefsir, hadis okuyayım. İnsanlar okuyor. Benim kıraatım nedir? Ben ne kıraat edeceğim? Şeytanın bu suali üzerine Cenab-ı Hak, senin kıraatın şarkılardır. Benim yazılarım nedir? Ellere, kollara iğneyle dövme yaptırmak. Ona ne deniyor? Hani şekil çizdiriyorlar, koluna yapıyor, göğsüne, baldırına. Dövme. Onun başka adı var mı? Tatoviyorum. Duymuyor ki konu. Tatoviyorum. Bağır sen neyse. Tatoviyorum. Hoş duymadım. Benim yazılarım nedir? Yazılarım nedir? Ellere, kollara dövme yaptırmaktır. Benim elçilerim kimlerdir? Tefsirden okuyorum. Falcılar, büyücülerdir. Aha, çıktı yine. Bizim kitap çıktı yine. Falcılar, büyücülerdir. Kimmiş o elçileri? Şeytanın elçileri, falcı, büyücü. Onun için kim büyü yaptırır? Niyetim hastır, güzel bir niyettir. İstediğim eline geçsin ama küfür gelir, iman gider. Benim taamım nedir? Besmelesiz yemeklerdir. Kim besmelesiz pişirdi, besmelesiz yedi. Benim şarabım nedir? Sarhoşluk veren her şeydir. Benim evim neresidir? Plajlar, hamamlardır. Benim evim neresidir? Plajlar, hamamlardır. Şimdi futbol maçları da öyle. Göbekle diz kapağı arası erkek erkeğe haram. Saatlerce namazlar geçiyor, avret mahallini seyrediyor. Benim ezanım nedir? Saz ve düdüktür, kemandır, uttur, musiki aletleridir. Benim ezanım nedir? Saz ve düdüktür, musiki aletleridir. İşte şeytanın bu suallerine vacip teala Allah'a azimşan böyle emir, böyle cevap verdiği mervidir. Sonra Allah-u Teala buyurdu, kahırla, şiddetle, tehditle, haydi bildiğini işle melun şeytan, haydi bildiğini işle. İnsanları ifal etmek için, kandırmak için çalışacağına yemin ettin. Haydi bildiğini işle. Sonra bütün yaptığın amellerinden
mesulsün buyurdu Allahu Teala. Okuduk, Allah razı olsun. 17. sure İsra suresi 64. ayeti celileyi okuduk. Tefsirinde okuduk. Allah cümlemizden hoşnut razı olsun. Şu benim neresi? Şurada daha biraz daha var. Onu da okuyayım inşallah. Yakınlık anında şeytandan Allah'a sığınmayı, hanımı ile Allah'a sığınmayan malın ortağıyım. Hanımı ile yakınlık anında şeytandan Allah'a sığınmayan kimseyle beraber olurum. Bu yakınlıktan meydana gelen çocuk bize itaat eder, sözümüzü tutar. Her kim hayvana binerken besmele çekerse, ki taksi uçak, ben yanına sokulamam. Kim besmeleyi unutursa ben onun binek arkadaşı olurum takside, uçakta, trende. Allah'tan bir ev vermesini istedim. Hamamlar, plajlar senin evindir buyurdu. Bir mescit istedim. Pazar yerleri senin mescidindir buyurdu. Demek pazar yerleri insanların gaflete en çok düştüğü yerler. Bana bir ezan ver, çağırayım milleti. Şeytan neyinden çağıracak? Ezandan mı? Çalgı aletleri, musiki aletleri, zurnalar, davullar senin ezanındır. Bir yatak arkadaşı istedim. Sarhoşlar senin yatak arkadaşındır. Yardımcılar istedim. Bozuk fırkalar, yani ehli sünnetin dışındaki kötü inançlar. Bana kardeşler ver dedim. Mallarını boş kazanıp boşa sarf eden, helalı haramı bilmeyenler senin arkadaşlarındır. Evet. Rabbim Teala hepimizden hoşnut olsun. Şunu yerine getirdim. Şunu tam getiremedim. Şu üç kitabı getirdim. Yalnız şuradaki Ashab-ı Bedir'i toparlayamadım. Bunu nasıl edeceğiz bilmiyorum. 333 sahabenin ismi. 20 yaprakta. Sabahattin Hoca, bunu nasıl yaparız ki herkesin eline geçsin? Bunu İmam-ı Zehebi Hazretleri'nin Tarihül İslam eserinden 3. cilt 142-144'ten almışlar. Bunu nasıl ederiz? Hoş geldin Tahsin, sen ya ortalıkta yoksun. Yaptın mı bunu? Şimdi mi yaptınız? Evet. Vay Allah size evliya yapsın ya. Amin ya. Ya Rabbim bunları kazadan beladan kora. Bizim için çalışan kardeşlerimizi iki cihan saadetine nasip eyle. Kaç tane bu şimdi Tahsin? Yani herkese bir tane düşecek mi? Dur, bitmedi. Kadınlar, hatun kişiler ne olacak? Onlar da kardeşin değil mi? Kardeşler, Allah kardeşlerimizden razı olsun. Şunu da alıp kadınlara götür, daha var diye. Kadınlara da verin. Bismillah. Sen. İkiniz gelin. Sıradan hiç kalkmadan birer tane dağıtın. Kalkan olursa vermeyin, atlayın. Allah'ını seven de yerinden kalkmasın. Sen şu baştan başla. O da şuradan başlasın. Birer tane herkese verin. Ay Allah razı olsun ya. Saat 4:30. Namaz çok az kaldı. Vaadimi yaptım. Evlat ortaklığı zor. Edebe muhalif karı koca münasebetleri şeytanın karıya zina etmesine sebep olur. Çırılçıplak yatmak, uygunsuz sarılmak, uygunsuz seksüel hallere bürünmek. O zaman şeytan o ailemizle, Allah göstermesin, ortak olur. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin.